hafta boyunca Ahim'i çok konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye tarihindeki dönüm noktalarından birisi. Yüz binlerce, milyonlarca insanı ilgilendiren bir hukuki karar. Ve o gün bugündür bu konuyu tartışıyoruz. Ahim kararları nasıl uygulanacak, ne zaman uygulanacak? Siyasilerin açıklamaları var, Adalet Bakanı açıklaması var. En son Anayasa Mahkemesi Başkanı da açıklamaları var. Bunları size soracağım ama öncelikle Nurcan ve Abdülkadir Arslan çiftinin yaşadığı durumu hukuki boyutuyla bize bir anlatırsanız, yani vicdanları kanatan, herkesi şok eden bir görüntü var. Ağlayan çocuklar, krize giren çocuklar, annesi babası tutuklanmış bir aile var. Neyle karşı karşıyayız? Bunları hukuki perspektiften, pencereden bir izah eder misiniz? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında ayım kararı sonrasında bir insan tutuklanıyorsa, özellikle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanıyorsa, aslında ya bu ne suç işlemiş, hangi isnatlarda bulunmuşlar meselesini tartışmaya bile gerek kalmadı. Ama sadece konuyu ortaya koyabilmek için Aslan çifti acaba ne suç işlediler de 5 tane çocuklarının o ağlama görüntüleri altında tekrar tutuklandılar. İşledikleri, isnat edilen suçların tamamı Yalçınkaya kararında var olan isnatlar. Yani baylok kullanma, baylok kullanma ile ilgili de ben kararlarına baktım. Yani konuşma içerikleri itibariyle birisi diyor ki amcamın kızı vefat etti. Öbürü diyor ki abla sen bana bir şey gönderecektin, onu bekliyorum tarzındaki konuşmalar. Baylok kullanmak, bankasyada hesabının olması ve KYK ile kapatılan bir kurumda çalışmak. Yani Yalçınkaya ile birebir neredeyse aynı. Bunlar, bundan dolayı Abdülkadir Bey'e 9 yıl, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişler. Ve yargılaması, Yargıtay aşamasında şu an devam ediyor. Ve bu aşamada Edirne'de Sulh Ceza Hakimi tarafından verilmiş bir tutuklama kararı. Ya sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği net bir karar var. Bu kararı konuşuyoruz. Bu kararın uygulanması gerektiğinden bahsediyoruz ama Sulh Ceza Hakimi niye bu kararı uygulamıyor? Bizim Türkiye'de genel şöyle bir sıkıntımız var. İnsanlar yazılanları okumuyor, okuduğunu anlamıyor, anladığını anlamlandıramıyor. Bu hakimler için de geçerli. Biz avukatlık yaptığımız süreçte de hakimlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorduk. Onun yanında Yargıtay karar vermiş, emsal karar, benzer olaylarla ilgili bak Yargıtay böyle karar vermiş, bu karara uymalısınız gerekir diye anlatmakla uğraşıyorduk. Yani aslında bu ahim kararına meydan okumak falan değil, ahim kararından haberdar bile olmayabilir. Yani bu Edirne'deki Sulh Ceza Hakimi henüz daha karardan bile haberdar değildir. Kararla ilgili kendisine birinin bir şey söylemesini, birinin tavsiyede bulunmasını belki bekliyordur. Ama kararı alsa, okusa, kararda sizin de söylediğiniz gibi aslında net bu isnatlardan dolayı bir kişi hakkında soruşturma açılmaması lazım, kovuşturma açılmaması lazım, tutuklanmaması lazım, mahkumiyet kararı verilmemesi lazım, cezaevine gönderilmemesi lazım. Bu net. Bu yapılırsa ne olur? Bu yapılırsa aslında HSK kendi ilke kararları var. İlke kararlarını hakimlere duyuruyor. Diyor ki hakim ve savcılara sizin derece yükselmenizle ilgili şu ilke kararlara uymanız gerekiyor. Bu ilke kararlara uyup uymadığınızı kontrol edip ona göre derece yükselmesini yaparız diyor. İlke kararlarından bir tanesi şu. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararı çıkartacak bir uygulamaya sebebiyet vermemek. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki belirtilen kurallara, o sözleşme maddelerine uygun yargılama yapmak, uygun eylemler yapmak, uygun kararlar vermek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararlara uymak. HSK diyor ki ben bunları takip ederim. Senin bunlara karşı gösterdiğin gayreti, bunlarla ilgili yaptığın yanlışları değerlendiririm. Ona göre seni terfi ettiririm veya terfi ettirmem. Yani burada aslında ortada yargısal bir konudan bahsediyoruz. Hakimlerin oturup bu kararı iyi bir şekilde okuyup, yani insani boyutunu şu an tartışmıyoruz. Yani işin hukuki boyutundan bahsediyoruz. Hukuki boyutu itibariyle tutuklamaya sevk eden Cumhuriyet Savcısı ve tutuklayan Sulh Ceza Hakimi maalesef göz göre göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını ihlal ederek bu insanları tutukladı. Yani ortada ne var? Ortada hiçbir şey yok. Çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz yani. Hiçbir suçlama, yöneltilemeyecek suçlamalardan dolayı tutuklanmış iki tane insan. Yani işin insani boyutuna geldiğimizde bunu söylemeye çalışıyor. Başkaları da söylemeye çalışıyor. Diyor ki ya çocukların anne babasının birlikte tutuklanması çok büyük bir zulüm. Yani çok büyük bir hukuksuzluk, çok büyük bir haksızlık.
En azından yani hadi tutukluyorsunuz, bari anneleri bırakın, bari birini bırakın, çocukların başında birisi olsun. Çocukların feryadını, doğrusunu söylemek gerekirse ben tamamını dinleme şeyini gösteremedim yani. O cesareti gösteremedim yani. Oradaki kıvranmalarını kısmen seyredebildim. Ya bu, bunun karşısında insani olarak insan şöyle bir şeye düşmemesi lazım. Hakimlerde bazen böyle bir hadise var. Birisiyle ilgili suçlu dahi olsa illa onun suçunu sanki infaz etme görevi kendilerindeymiş gibi infazını sağlamak için mücadele veriyor. Tutuklama dediğimiz hadise öyle bir şey. Tutuklama demek, eğer mahkum olursan mahkumiyet sonucunda sana verilen cezanın çekilmesi meselesi. Ya hakimler, savcılar bu konuda kendilerine böyle bir sorumluluk almaktan vazgeçmeliler artık. Tutuklama konusunda ya bu AİM'in kararlarını geçtik, kendi AYM'nin kararlarında da bu konuya dikkat edin diyor. Tutuklama konusu bir tedbirdir. Bunu tedbir olarak görün. Son çare olarak değerlendirin. Burada insani olarak ortaya çıkan bir durumu ya es geçmeyin. Yani şu görüntülere bakıp da yani insan olduğunu söyleyen bir kişinin etkilenmemesi mümkün değil. Şunu sormak istiyorum. Karardan haberdar olmayabilir gibi bir ifadeniz var. Ben biraz ona takıldım. Yani bugünün iletişim şartlarında haberdar olmamaları mümkün mü? Bir boyutu bu. İkincisi, usulen hani sonuçta karar Haziran ayında alındı ama ilanı geçen haftaydı. Yani usulen Adalet Bakanlığı bu kararı hemen bildirmiyor mu muhataplarına, ilgili çevrelere, yoksa hani nasıl haberdar olabilmelerini bekliyoruz? Nereden haberdar olacaklar? İşte birazcık yani hakim dediğimiz, ya olaylara hakim olması için etrafını kolaçan etmesi lazım. Yani takip etmeli, Yargıtay'ın yeni kararlarına bakmalı, uygulamalara bakmalı, AYM'nin kararlarını takip etmeli, AYM'in kararlarını takip etmeli. Sorumlu bir hakim bunu yapar. Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dönem dönem topluyor. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ve orada da aslında lehe olan kararları daha fazla kullanmak suretiyle hakimlere de belki gönderiyordur. Yani şöyle bir şey yok. Adalet Bakanlığı'nın ey hakimler yeni bir karar verdi, bütün sistemi bu karara göre uygulayın diye bir tebliğ metodu, bir yani gönderme gibi bir uygulaması yok. Bunu hakimlerin kendisi bakmalı, etrafına bakmalı. Yani burada bir haftalık bir karardan bahsediyoruz. Gerçekten haberdar olmayabilir yani. Şu an çoğu hakim bu karardan haberdar olmayabilir. Yani sosyal medyayı takip etmiyordur. Yani medyada görse ne olduğunu fark etmemiştir. Kendi dosyasını ilgilendiren bir karar olarak görmemiştir. Görse de inanın ben hani 165 sayfalık bir karar, Türkçesi itibariyle de zor bir karar. Yani bunu anlama konusunda 165 sayfayı ben şu an Türkiye'deki hiçbir hakimin okumadığını söylesem yanlış bir tespit yani, veya %99'u itibariyle okumamıştır 165 sayfayı. Yani bu haberi... yani insani reflekslerden bahsediyoruz yani. Sayın Albark, yani okumamış olabilir ama uzmanlarının açıklamalarını görmüş olmalarını beklemek gerekir. En azından biz evet, öyle olduğunu varsayardık. Peki şunu sorayım size son olarak. Hem Erdoğan'ın hem de Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamaları geldi. Bu Edirne'de yaşanan olay bu açıklamaların gölgesinde mi kalmış olabilir? Ya da onların karara yönelik açıklamalarını siz bir uzman hukukçu olarak nasıl değerlendirdiniz? Yani artık öyle bir o refleks bizde de oluştu. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar geldiğinde bu tepkiyi zaten hep veriyor. Yani bize başka taraftan yani kendi yargımızın iyi olduğunu, diğer yargıların iyi olmadığını, diğer yargı makamlarının iyi olmadığı mesajını hep vermek suretiyle zaten tavırlarını aşağı yukarı aynı kullanıyorlar. Bundan önceki Kavala kararında da farklı bir durum olmadı. Demirtaş kararında da farklı bir durum olmadı. Bu karar onlardan niteliği itibariyle farklı, ya sayısı itibariyle, orada sadece o başvuru yapan kişileri ilgilendiriyordu. Burada AİHM zaten kendi kararında en az 100 bin kişiden bahsediyor. 100 bin kişi Türkiye'de, 88 bin kişi kendi zaten AİHM'e başvurmuş kişiden bahsediyor. Bu kadar kişiyi ilgilendiren diğer suçlamalar itibariyle sayının belki 500 bin olabileceği bir bu suçlama çok farklı bir şey. Aynı değerlendirmeyi yine yapmış oldular. Yani burada ben o değerlendirmeleri zaten siyasiler yapar ama burada sorumluluk siyasilerde değil, sorumluluk hakim ve savcılarda. Kendi önlerine gelmiş olacak. Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da, İstinaf Mahkemesi'nde, ağır cezalarda, sulh cezalarda, savcılıklarda
bu kararın gereğini yerine getirmek bunların üzerinde bir sorumluluk. Yani şöyle bir şey yok. Bir ağır ceza başkanı veya bir sulh ceza hakimi bir dosyayla ilgili karar vereceği zaman acaba siyasiler ne diyor diye bakmaması lazım normal şartlarda. Bakıyorsa zaten bağımsız olmadığını ortaya koymuş oluyor. Bunu ileride bir yargılama konusu olsa şöyle deme şansları yok. Yani hakim savcıların, diğer kamu kurumları, kamu personeli belki söyleyebilir ama hakim savcı ya biz işte Cumhurbaşkanı mecliste bir açılışta konuşma yaptı. O konuşmada bu karara uymayacağız gibi bir değerlendirmede bulundu. Biz de ondan dolayı uymadık deme şansı yok. Böyle bir şey söz konusu değil yani. Karar neyse ona uymak zorunda ve bunun uygulanmasını da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de takipçisi olacak. Bakanlar Komitesi de takipçisi olacak. Mağdurlar da bunun takipçisi olmuş olacak. Bağlantılı olarak yani son dedim ama şu mağdurlar da takipçi olacak kısmında hep açıklıyorsunuz günlerdir ama yeniden bir söylemekte fayda görüyorum. Çünkü bize de yansıyan dönüşler var. Evet benim dosyam Yargıtay'da, benim dosyam şurada, ben ne yapmalıyım diyen insanlar hala var. Siz açıkladınız ama kısaca onu tekrar bir hatırlatır mısınız? AİHM kararından sonra dosyaları olanlar ne yapmalı? Birden fazla kategori var. Birisi henüz daha soruşturma aşamasında olanlar. Yani dosyası savcılıklarda olanlar, dava açılmamış olanlar. Bu kişiler savcılıklara başvurmak suretiyle, vereceği dilekçelerle, yapacağı başvurularla savcıların kendileriyle ilgili eğer tutuklularsa tahliye talebinde bulunacaklar, değillerse takipsizlik kararı vermesini isteyecekler savcılık aşamasında olanlar. Eğer dava açıldıysa, dosya ağır ceza mahkemesindeyse tutuklu olanlar yine tahliyesini isteyecekler. Artı beraat talebinde bulunacaklar. Yani biraz tabii izah etmek gerekiyor. Şöyle bir şey yok, kimse burada bir endişeye de kapılmasın yani. Hemen ya bu hakimler şey yapmıyorlar, AİHM kararı bizi bağlamaz filan diyorlar. Deseler dahi şey değil, AİHM kararı hakimleri doğrudan bağlar, anlatmaları lazım. Yani ağır cezadaki dilekçesini verecek, istinafta dosyası olanlar istinafa başvuru yapacaklar, kararın bozulmasını isteyecekler, beraat verilmesini isteyecekler. Yargıtay'da dosyası olanlar aynı şekilde Yargıtay'a başvuru yapmak suretiyle kararın bozularak beraat kararı verilmesini talep edecekler. Eğer hüküm verilmiş ve hüküm kesinleşmişse, kesinleşmiş olanlar da ilk cezayı vermiş olan ağır ceza mahkemesine yargılamanın iadesi talebinde bulunarak yeniden süreci başlatacaklar. Ve yargılamanın iadesiyle yeniden başlayan yargılamada beraatlerini talep edecekler. Aslında usul kolay, sadece burada yani bir hakim farklı bir karar verdiği düşüncesiyle yanlış bir algıya kapılmaya gerek yok. Bu sonuçta bir mücadele etme. Yani hukuki mücadele sadece bugünün gündemi değil yani. Biz avukatlığa başladığımdan beri böyle. Yani o hakimleri anlatmak, savcıları anlatmak, yani davada tekrar tekrar anlatmak. Yani sonuçta anlatmış olmanıza rağmen olumsuz kararlar almanız, bu kararların Yargıtay'dan dönmesi, bu süreç her zaman olan süreç. Şimdi ama mağdurların elinde gerçekten çok kuvvetli bir delil var. Ya bu delili her tarafa götürüp sunmaları lazım. Evet, Sayın Albayrak, siz dediğiniz gibi hak mücadelesi uzun soluklu bir mücadelede ve biz bu mücadelede sizi zaman zaman konuk olarak görmek istiyoruz. Bu konuları defaatle aktarmak gerekiyor. Açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.